Zorlandık ama şampiyon olduk. Kendi kendimizi zora soktuk ya. Kendi kendimizi zora soktuk ama güzel oldu. Biz düşürdük, biz çıkardık diyoruz. Aynen. Nasıl geçti? Senden bir değerlendirme almak istiyorum. Abi biliyorsun futbolda bunlar var. Düşmek de var, şampiyon olmak da var. Önemli olan bir sene aralıktan sonra hemen tekrar çakmaktı. Önemli dersler, hatalarımızdan ders çıkardığımızı düşünüyorum. Seneye inşallah iyi bir başlangıç yapıp iyi bitirmek istiyoruz. Geçen seneki olmaz inşallah. Alper, sen altyapıdan çıkmadın ama altyapıdan çıkmış futbolcu gibi oynadın. Gelecek sezon Süper Lig var tekrar. Ya abi, öncelikle altyapıyla bunun alakası yok bence. Yani buradan ekmek yiyorsun sonuçta. Yani ne Allah ne verse vermen gerekiyor. Burası bana sahip çıktı. Yani ben bunu unutmam yani. O yüzden ben de buraya sahip çıktım düşünüyorum. Fazlasıyla kulüp bana verdiğini düşünüyorum. Ben de fazlasıyla geri verdiğini düşünüyorum. İnşallah uzun yıllar burada kalırım abi. İnşallah abi, çok teşekkür ederim. Ne diyorsun? Şampiyonluk geldi. Şampiyonluk geldi. Geleceğini de biliyorduk. Zaten bunun için yola çıktık. Allah'a şükür. Bu hedefimi de Allah ulaştırdı. Şimdi bu kulübün geleceği olan kardeşlerimiz bu kulübü daha da iyi yerlere getirecek. Daha da geleceği de devam ettirecek. Bunun için uğraşacağız. Bu taraftarımıza da armağan olsun. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. İnşallah onlara hak ettiği şampiyonluğu yaşatmışız. Şimdi bir maç kaldı, Adana Demir maçı. Bu taraftar açısından da çok önemli bir maç. Şampiyon olarak çıkacağız diyelim mi? Tabii ki. Tek hedefimiz o. Tek hedefimiz o. Şampiyon olarak çıkacağız. Abi Rami, en çok bu sezon senin forma giymeni istedim. Altyapı bizim için önemli. Gençler Birliği taraftarları açısından da önemli. Oynadığı maçlarda da güzel performans sergiledin. Şimdi tekrar Süper Lig'de. Abi gerçekten yani sezon başından beri tek hedefimiz zaten. Benim oynamam, oynayıp oynamam önemli değil. Yani şampiyonluğu gerçekten istiyorduk yani. Allah nasip etti ve inşallah seni İlker kardeşimle beraber burada olmak istiyoruz. Gene inşallah Avrupa'ya gitme hedefimiz olur inşallah. Yani buradan İlker kardeşime selam söylüyorum. Ona armağan ediyorum. İlker mesajını bir daha alalım. Geçen sene maçta ağlamıştı. Evet, hepimizin son maçta duygularıyla oynamıştı aslında. Hepimizi ağlatmıştı İlker. Keşke bu maçta yine sahada İlker'i görebilsek diyorum. Keşke, inşallah. Ya zaten maçtan sonra direkt beni aradı kendisi ve yine ağladı yani sevinerek ve beraber inşallah seneye de bu takımda Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz inşallah. Şimdi altyapıdan Taha var, sen varsın, Ahmet Oğuz var, Berat var. Çok güzel bir jenerasyon da geliyor aslında bakarsan evet, alt tarafta. Ya bunun örnekleri de var abi. Ahmet Çalık, İrfan Can, İbrahim Pehlivan falan. İnşallah seneye de daha altyapıdan gelecek oyuncularımız var. İnşallah onlarla beraber iyi bir jenerasyon yaşayacağız. İnşallah abi. Sana daha i̇nşallah. çok uzun yıllar bu mikrofonu uzatacağız. Teşekkür ederim. Beraberiz. Ahmet, ben bu konvoyu en son Sporting Lisbon maçı dönüşü görmüştüm. 2002-2003-2004 evet, sezonu. Ondan sonra Gençler Birliği taraftarı birincilikte dahi olsa şampiyonluğu yaşadı. Üzücü olan taraf, küme düşen takımda da sen vardın. Evet. Şimdi çıkan takımda da sen varsın. Çok geçen şükür. Seneki bu tarihteki hüzün, bu seneki mutluluk senden ben. Evet. Çok şükür Allah bize nasip etti. Ama sezon başında söylemiştik, şampiyon olmak için kalıyorum demiştim. Allah da bunu bize nasip etti. Hayatımda ilk defa şampiyonluk yaşadım. Bunu bu kulüpte, özellikle bu kulüpte yaşadığım için çok mutluyum. Çünkü benim Gençler Birliği sevdam, herkes biliyor. Çok şükür bu takımda kalemle ismimiz yazılmıştı. Geçen sene düştük çünkü. Ben vardım. Bunu düzeltmek için kaldık. Allah'a çok şükür. Allah da yüzümüzü kara çıkartmadı. Bu sene de altın harflerle yazıldı ismimiz. Şimdi Gençler Birliği'ni hak etti. Yazılması için bir maç daha var. Ve şampiyonluk için çok önemli bir maç. Evet. Taraftarlar adına bir söz istiyoruz sizden. Şampiyon çıkacak mı Gençler Birliği? Tabii zaten bizim de hedefimiz sezon başından beri şampiyon olarak çıkmak. Birinci olarak çıkmak. İkinci çıkalım diye bir düşüncemiz olmadı hiçbir zaman. İnşallah bunun sözünü veriyorum, haftaya birinci olarak çıkacağız, şampiyon olarak çıkacağız. Tüm Ankaralıları maça davet ediyoruz. Tüm Ankaralıları davet ediyoruz çünkü şampiyonluk maçı hep beraber sevineceğiz. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. Bu sezon geldin takıma. Evet. Şampiyonluk yaşadın. Evet. Özellikle Altay maçındaki kurtarışlarınla taraftarın kalbinde gördüm. Evet. Tatkı. Altay maçını aldı orada şampiyonluğu getirdi. Ben de tam onu söyledim aslında. Şimdi şöyle. Ne hissediyorsun? Tabii ki şu an çok mutluyuz yani, bunun tarifi yok. Burada Emrullah'ın Altay maçı değil, Selçuk'un ilk yarıdaki Altay maçı, ikinci yarıdaki İstanbul Spor maçı, ne bileyim Yasin'in Giresun'da attığı, yani bu fark etmiyor. Biz sadece görev verildiği zaman görevi yerine getirmeye çalıştık. Çok şükür bunda da
mutlu sona ulaştık. Ama şöyle bir gerçek var. Dışarıdan görüldüğü zaman, daha doğrusu dışarıdan bakıldığı zaman sezon başından bu yana Gençler Birliği şampiyon oldu. Gençler Birliği şampiyon olacak diye bir algısı vardı ama hakikaten biz bu işi buraya getirene kadar tırnaklarımızla kazdık yani. Evet. Çünkü Türkiye'de seyirci sayısı çok yüksekler. Binlerce, yüz binlerce olmayıp da camia olmayı başarabilmiş nadir kulüplerden birisi de Gençler Birliği kulübü. Geçen sene 28 Nisan'dı galiba. Mart, Nisan, Mayıs. 28 Mayıs, Nisan'dı. Mayıs. 22... 28 Nisan. 28 Nisan'da ben 28 sana bu Nisan mikrofonu Manisa'da soyunma odasına uzatmıştım. Evet. Şampiyonluk röportajıydı. Evet. Bu sene yine şampiyonluğu yaşıyorsun. Evet. Geldin, çok fazla forma şansı bulamazsan evet, daha önemli işler yaptın. Ne hissediyorsun? Bir Gençler Birliği nasıl? Tabii ki şöyle bir şey yaşamak nasıl? Şöyle bir şey söyleyeyim. İki tane aynı şehrin takımıyla iki sene üst üste şampiyonluk yaşadım PTT Ligi'nde. Benim için gurur verici bir şey. Böyle bir camiayı da hizmet ettiğimiz için çok mutluyuz gerçekten. Burada çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Zaten kulübün yapısında öyle bir aile ortamı söz konusu. Güzel bir sezon geçirdik. Komple takım olarak çok güzel bir sezon geçirdik. Haftaya kazanırsak eğer 73 puanla bitireceğiz. Bu da PTT Ligi'nde herhalde Başakşehir'den sonra evet, en yüksek en yüksek puanı toplamış olacağız. Gerçekten çok mutluyuz. Taraftarımız da geldi, bizi havaalanına karşıladı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Güzel duygular. Sen de bu duyguları bizde iki senedir tadıyorsun. Bir öncesi de var. İkincilikten çıkışı da var Ankara'da. Öncesi de var. Senin de üçüncü senen. Bizim ikinci senemiz. Çok şükür Allah yüzümüze baktı. Her şey yoluna gitti. Her şey umduğumuz gibi gitti. Gerçekten çok mutluyuz. Biz de siz de bizi takip ettiğiniz için, bizle beraber yollara düştüğünüz için, bizle beraber soyunma odalarına girdiğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya güzel bir hizmet verdik iki sene. İnşallah böyle devam eder. Bu soruyu sorabileceğim tek futbolcusun. Geçen sene Ankara Gücü için futbol oynamıyor, şampiyon oldu deniliyordu. Bu sene Gençler Birliği için futbol oynamıyordu, şampiyon oldu deniliyor. Evet. Bu iş nedir? Yani futbol oynamadan mı şampiyon olunuyor yoksa birincilikte böyle bir olay mı var? Ya şimdi futbol oynamadan diye bir şey yok. Şimdi Afyon futbol oynuyor desen küme düştü. Yani bunun lamacı mı yok? Önemli olan bu ligde puan toplamak. Yani puan topladığın zaman üst sıralara oynuyorsun. Yani şimdi bizim yerimizde olmak isteyen 15 tane takım var. Şu anda her şeyini verebilecek 15-16 tane takım var. Yani önemli olan bu ligde puan toplamak. Biz de geçen sene çok iyi puanlar topladık, iyi maçlar kazandık. Bu sene de öyle. Şimdi Gençler Birliği ile beraber çok önemli maçlar kazandık, önemli puanlar topladık. Ben bu ligin mücadele ve puan toplamak olduğunu söylemek istiyorum. Çok iyi puanlar toplayıp şampiyon olduk. Daha bunun ötesi yok yani. Bu mutluluğun ötesi yok. Çok teşekkürler. Hadi hayırlı akşamlar. Gittiğin takımı şampiyon yap.